Şimdi size ana vakum cihazını tanıtmaya çalışacağım. Burada kullanılan malzemeler vakum manometresi. Vakum esnasında onda 2'nin yani bir eksi 1 barın onda 2'sinin üzerine çıkması normal olarak kabul ediliyor. Bu deşarj vanamız. Bu şekilde havayı deşarj ediyor. Yani vakum bittiğinde açıyoruz. Normalde kapalı. Bunlar tutma kulplarımız. Bu gözetleme camı. Vakum anında yanan 10 led ışıklı çok uzun süre dayanabilen bir ışık sistemimiz var. Bunlar da şu kenarlarda gördüğümüz de vantuz takmak için daha ileriki pozisyonda. Onun da videosunu göreceksiniz. Zorlu şartlar altında bakır levha vakum yapılacaksa bunlar takılacak. Burada vakum girişimiz var. Bunun bir benzeri sizde de olacak. Vakum pompamız. Eksi 1 bara kadar vakum veren kompakt bir pompadır. Şimdi başlayalım. Önce bu bakır levhamızı contaya gelen yerlerini ve kaynaklı yerlerini tutana kadar deterjanlı yani pirinç işte bulaşık deterjanlı suyla güzelce köpürtüyoruz. Zira bu köpüklerden hava kaçıp kaçmadığını biraz sonra göreceğiz. Yani köpük oluşumu bir iyiliği daha atıp gitmiyor. Öyle kalıyor. Siz de iyi bir tetkik yapmış olacaksınız. Alıyorum vakum haznemi. Yerine takıyorum. Bu şekilde iyice bastırıyoruz. Hepsini kontrol ediyoruz. Vakum girişimiz var. Vanamız kapalı. Ve bir pozisyonunu alıyoruz vakum pompamızı. Çalıştık. Bundan sonra yapılacak iş iyi bir baskı uygulamaktır. Baskıyı uyguladım. Bakınız vakum başladı. Burada hemen vakum ışığımızı da yaktım. Bakınız kaçakları görüyoruz. Aşağıda zeminde var. Şu dikmede var. Şurada fena halde bu tarafta var. Şu içeride. Ortadan gözükmüyor. Böyle daha iyi gözükür. Şurada evet. Şimdi kaçakları yakalamış olduk. Sanıyorum bunlara tamir edelim. Ayrıca bizim contalarımızdan da kaçıyor. Fakat onlar çok belirgindir. Bir mahsuru yok. Zaten anlayacaksınız onları. Dışarıdan olan şeyler. Şurada fısır fısır iyice bakınız. Burada var. Şurada var. Dipte çok fazla var. Burası iyi kaynak olmamış. Tam gösterdiğim yerde. Bu şekilde kaçakları tespit etmiş oluyoruz. Bundan sonra yapılacak iş vakum bu. Yakınsa vakum pompasından kapıyoruz. Değilse buradan da vakumu geri alabiliriz. Yalnız tavsiyemiz hava deşarjını yavaş yavaş açmanızdır. Zira içeride işler karışıyor, köpükler oluşuyor. Vakum ışık kendiliğinden söndü vakum bitince ve serbest kaldı. İşte. Bu kadar.